Çocuklarının daha kaçırıldığı iddiasıyla HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1215. gününde de devam ediyor. Abi hadi gelin. Allah razı olsun. Senle bir İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Vali Ali İhsan Su ailelerle bir araya gelerek yeni yılı kutladı. Bakan Yardımcısı Ersoy, 2023 yılı ailelerin, milletin, mahzun gözü yaşlı mazlumların coğrafyası için hayırlı olmasını temenni ederek 2023 yılında tek terörist kalmayacağını belirtti. Bugünkü vesilemizde 2022'yi tamamlayıp 2023'e son gün olacağı günde ailelerimize evlatlarıyla birlikte, kavuşacakları evlatlarıyla birlikte nice mutlu, huzurlu yıllar dilemek. Bu özel günde yine onları unutmadığımızı, onlarla beraber olduğumuzu bir kez daha hissettirmek için değerli valimizle birlikte ziyaret ettik.